Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 11. sefir 73. kısım 35. hadis. Develeri işaretlemek, üzerlerine naliller ve yün asmak. Müslim İbn Abbas'ın şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını Zulhuleyfe'de kılmış, sonra devesini istetmiş, sağ hörgücünün dış yüzünü işaretlemiş, ondan kan akmış, sonra üzerine iki nalin asmış ve sonra binene binmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem develerin şeytan olduğunu söylemiş, bunu deve ağlarında namaz kılmayı yasaklamanın sebebi yapmıştır. Şeytanlık Allah'tan değil, Allah'ın rahmetinden uzaklık niteliğidir. Çünkü her şey Allah'ın hükmü ve Allah'ın gözetimi altındadır. İşar yani işaretlemek, bildirmek demektir. İyilik yapanların üzerinde bir yol yoktur. Allah'a çağrılan kişi, çağrıldığı niteliğin kendisinde bulunmadığı kimsedir. Şefaat, kendisiyle mutluluğu arasına girecek büyük bir günah işleyende gerçekleşebilir. İnsan ve cin şeytanlarından daha uzak kimseler yoktur. Kurban anlamındaki hediye ise kurbanın sunulduğu kimseden uzaktır. Çünkü o sunanın mülkü içindedir. Öyleyse kurban uzaklık ile nitelenmiştir. Dua ederek Allah'a yaklaşmak isteyen bir insanın yapabileceği en uygun iş Allah'ın kapısından kovulmuş ve uzaklaşmış kimseyi Allah'ın rahmetine mazhar olması için Allah'a döndürmektir. Peygamberler ancak müşrikleri, ki müşrikler Allah'tan en uzak kimselerdir, Allah'a döndürmek üzere tevhid göreviyle gönderilmiştir. Peygamberler onları Allah'a yakınlık ve rahmet mertebesine yönlendirir. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haklarında onlar şeytandır demiş olmakla beraber develeri kurban olarak kesmiştir. Yani yakınlık olarak kesmiştir. Böylece meseleyi bilenler Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem işinin Allah'tan uzak olanları Allah'a yaklaştırmak olduğunu anlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem develerin sağ hörgüçlerini işaretlemiştir. Devenin bu kısmı develerdeki en üst bölgedir. Öyleyse bu büyüklenenlerin içinde bulundukları büyüklük haline gönderme yapar. Bu durum kendisinden uzak durmamız için Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem bize bir bildiri olarak gelmiştir. Çünkü ahiret diyarını Allah yeryüzünde büyüklük arzulamayanlara verir. Sinam yükseklik demektir. Burada işaret sağ hörgüce konulmuştur. Çünkü sağ güç ve iktidar yeridir. Safha yani müsamaha anlamındaki saf dış yüz kelimesinden gelir. Bu ifade Allah'tan uzaklığa yol açan büyüklenmeyi bırakan biri ona yaklaşmak istediğinde Allah'ın onu bağışlayacağını işaret eder. Çünkü kul daha önce büyüklenmiş ve direnmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem develerin şeytanlığındaki büyüklenmeyi gidermenin işaretini nalinleri onların boyunlarına asmak yapmıştı. Çünkü nalinler vasıtasıyla zelil ve hor kimseler affedilir. Bu nitelikte olan kimsede ise görülür bir büyüklük kalmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nalinleri yünden yani ihinden yapılmış askılara bağlamıştı. İhin yün demektir ve Allah'ın dağlar atılmış yün gibi olur ayetini hatırlatır. Develer bu niteliğe kavuştuğunda ise Allah'a yaklaştıran anlamında kurban haline gelirler. Böylece daha önce şeytan oldukları için uzaklıkla nitelenmiş şeyler adına yakınlık gerçekleşir. Şeytanlara rahmet isabet ettiğine göre İslam ehli hakkında ne düşünülebilir ki? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevhidleriyle Allah'a yaklaşmak yönünde tanıklık etmelerini sağlamak üzere birleyenlere yani muvahhidlere de gönderilmiştir. Bu anlamıyla tevhidi akıl tek başına algılayamaz. Başka bir ifadeyle akıl Allah'a yaklaştırıcı olacak tevhidi bilemez. Onu şeriat vasıtasıyla öğrenebilir. Buradan peygamberin müşrik ve muvahhide yani birleyene İki farklı durumla gönderilmesinin anlamı öğrenilir. Müşrik ki o büyüklenen şeytandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından daha önce ifade ettiğimiz gibi Allah'a yaklaşmaya çağrılır. Müşrik bu yakınlaşmayı develerde kurban olmayı kabul eder ve daha önce belirttiğimiz işaret ve süslenme gibi fiillerle kendisinde bulunan uzaklık niteliğini yitirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birleyenleri davet görevine de dikkat çekmiştir. Nitekim birleyenleri bu konuda bilgileri yok iken Allah'a yakınlığı dile getirmeye çağırmıştır. Bu nedenle Kabe'ye bu kez koyun kurban etmiştir. Koyun
Ağıllarında namaz kılmamız caiz olan hayvanlardır ve koyun kurbanı birleyenlerin Allah'a yaklaşmasının örneği olur. Müslim, Hazreti Ayşe'nin şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de koyun kurban kesmiş onları süslemiştir. Burada süsleme koyunlarla ilgilidir. Başka bir ifadeyle onların yakın olmasını sağlayan bu nitelik onların kurban olmasını gerektirmiştir. 36. hadis. Kurban günü en büyük hac günüdür. Yani Hacı Ekber'dir. Ebu Davud İbni Ömer'den Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hac yaparken cemreler yani taş atmaz arasında durup şöyle dediğini aktarır. Bugün hangi gündür? Sahabe şöyle demiş. Kurban bayramı günüdür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu en büyük hac günüdür demiştir. Başka bir ifadeyle Allah'tan ve peygamberinden en büyük hac günü insanlar için bir çağrıdır. Ayetinde kendisini isimlendirdiği gündür. Bu vakit en büyük hac günü diye isimlendirildi. Çünkü o gün bütün hacıları toplar, cahiliye döneminde insanların bir kısmı Arafat'ta toplanırken Humuslular Müzdelife'de vakfe yapardı. Bu nedenle iki parça oluyorlardı. Mina gününde ise Müzdelife ve Arafat'ta toplananlar bir araya gelir. Hepsi orada toplandığı için de en büyük hac günü gerçekleşirdi. Bütün insanlar Arafat'ta toplanmaya başladıktan sonra da bu isim kendisinde kaldığı için İslam'da bugün başka bir anlam kazanmış, şari de bu yeni anlama dikkat çekmiştir. Bu nedenle bugün de ifaza tavafı yapmak sünnet oldu. Hacı da bugün de hacı olmuş ve hac görevini tamamlamış olarak ihramından çıkar. Çünkü Mina günlerini tamamlamıştır. Hacı bugün de ihramından çıktığında ise bu ibadet esnasında içinde bulunduğu engelleme ortadan kalkar. Daha önce kendisine yasaklanmış her şey ona mübah olur. Bugün yani büyük hac günü yasaklanmış her şey hacıya helal kılınır. Bu helallik ise daha önceki yasaklamada olduğu gibi bir ibadettir. Henüz taşı atmamış olmasına karşın hacı ismini de yitirmez. Öyleyse büyük hac günü bu genişlik ve helal kılmadan kaynaklanır. Mina günleri ise yeme, içme ve tıraş olma günleridir. Bu günün faziletini elde etmek isteyen insan ifaza tavafını yapıp yasaklanan şeyleri kendisine helal etmelidir. Bunu yapmadığında ise büyük hac yapmış olamaz. Öyleyse şeytan ehli içinde belirginleşmenle şeytan bugünün faziletinden seni mahrum bırakmasın. Bugün kurban bayramı günüdür. Develerin kurban edilmesi ve onların kurban yani yakınlık kabul edilmesi ve yararlarının bize dönmesi günüdür. Bu yararlar etlerinin yenilmesi, kesilmelerindeki büyük sevap ve etlerinin sadaka olarak verilmesidir. 37. hadis. Develerin ayaktayken kesilmesi. Ebu Davud, Ebu Zübeyir'den, o da Cabir'den, o da Abdurrahman bin Sabit'ten şöyle aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi develeri sol ayağa bağlı, kalan kısmı ayaktayken keserlerdi. Bu hadis deve kesilmesinin yakınlaştırıcı kurban olduğunu bildirir ve onların kesilme niteliğindeki teklikle ilişkiyi gösterir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem develeri üç ayak üzerinde tutmuştur. Çünkü Allah tektir. Teki sever. Üç tek sayıların ilkidir ve bu nedenle ilk mertebe üçe aittir. İlk olmak ise aynı zamanda teklik demektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem develeri ayakta kurban etmiştir. Çünkü ayakta olmak tıpkı tek olmak gibi ilahi bir niteliktir. Nitekim Allah her nefs üzerinde onun kazandığı şeye göre kaimdir. Böylece develeri ayakta kurban eden kimse kesmek onun bir eylemi olsa bile her nefs üzerinde kaim olanı müşahedeyi hatırlatır. Haçtaki uygulamaların Allah'ı zikretmek yani hatırlamak için konulduğu bellidir. Bu da haccın bir uygulamasıdır. Başka bir ifadeyle kesmenin tarzı da haccın bir uygulamasıdır. Öyleyse bu davranışla da Allah hatırlanmalıdır. İki ayağın çift yapılması topuk topuğa karıştı ayetini hatırlatır. O, dünya ve ahiret işlerinin bir araya gelmesidir. Develerin sağ ayağı tekil gelmiştir. Bunun amacı tekliğe dayanmayı sağlamaktır. Teklik, iktidar, çiftlik ve tekliğin sahibidir. Develer hak ile birlik ve hak halk için yaratılmış bil fiil var oldu. Hadiste ayakta durmak olarak ifade edilir. Başka bir ifadeyle ayakları çiftliğe, ön kol tekliğe işaret eder. Bu nitelikle ise Allah hatırlanır. Eşya ise ancak çift ve tekliği kendinde birleştiren bir teklikle bil fiil var olur.
yani ayakta durur. Bu ise birliğin kendisine gözüktüğü ilk durumdur. Öyleyse ancak üç vardır ve kurban edilecek develer üç ayak üzerinde durabilir. Bağlama sol ön koldadır çünkü sol kol sağ koldaki güçten yoksundur. Ayakta durmak ise dayanabilmek için daha güçlü olana dayanmaya bağlıdır. Allah namaz hakkında şöyle der. Namazı ayakta tutunuz. Bir ifadede ise namaz ayakta durdu yani kaim oldu denilir. Burada kul namazı kılmazdan önce geçmiş zaman kipi kullanılmıştır. Böylece kulun namaza kalkabilmesi için Allah'ın kula salat etmesini yani rahmetini kastetmiştir. Bu sayede kul ayağa kalkarak namazın dış yönünü ortaya koyar. Allah-u Teala şöyle buyurur. O size salat yani merhamet eder. Bu namaz kaim oldu yani kametten söylenen kat kameti salah ifadesiyle işaret edilen husustur. Öyleyse kıyam ibadetlerde geçerli bir şeydir. Arife gününde cemde ve taş atmadaki vakfede bir tür kıyamdır. Haccın bütün amelleri ayakta duran bir kimseden gerçekleşebilir. 38. hadis. Mina bütünüyle kurban yeridir. Müslim Cabir hadisinde Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Mina bütünüyle kurban yeridir. Mina umutlara ya da emniyete ulaşmak anlamından türetilmiştir. İnce belirlenmiş arzulara ulaşan kimse hiç kuşkusuz gayeye ulaşmış demektir. Böylece Şari onu kurbanlar için bir mahal yaptı. Bu ise ruhları, hayvani bedenleri yönetmekten uzaklaştırmaktır. Böylece ayrılmış bir halde ruhlar bedenlere bakar. Bu durumda ruhlar bedenleri deve, inek ya da koyun olarak yönetirken insan olarak yönetir. Bu Allah'ın basiret gözünü nurlandırdığı, Allah ehlinden başkasının farkına varmadığı ince bir husustur. Rabbin Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini alıp onları kendilerine tanık tuttuğunda ayeti bu konuyla ilgilidir. Onlar dağılmış iken çeşitli yaratıklar tarzlarında bulunurlar. Allah her bir toplumun parçalarını ayırır. Söz konusu parçalar içinde bulundukları her çeşit dağılma ve birleşme halinde kendilerini yöneten ruhlarının nezdinde belirlidirler. Bu birleşim esnasında ise kendilerine özgü mizaçlarına göre onlara verilen isimler değişir. Tenasuh fikrine ulaşanlara buradan bir esinti gelir. Fakat onlar tenasuhun anlamını tam kavrayamamıştır. Bu nedenle ayakları kaymış, sapmış ve başkalarını da saptırmışlardır. Çünkü onlar konuya düşünce güçleri bakımından bakmış, yolu şaşırmış ve hayat hataya düşmüşlerdir. Onlar yanılmışlardır fakat kafir değillerdir. Şu var ki onların içinden ahiret hayatı anlamındaki yeniden dirilişi inkar edenler kafirlere katılır. Öyleyse bedenleri yöneten ruhlar her durumda suretlerin değişmesi gibi değişmez. Çünkü onlar birlikleri gereği değişmeyi kabul etmez. Değişimi ancak duyu veya berzah alemindeki bileşik cisim ve cesetler kabul edebilir. Aşağıdakileri üsttekilere katma, uzaktakileri yakındakilerle birleştirmek de arzulara ulaşmanın yani minanın bir yönüdür. Onların bir kısmı bana yerde bedenlendi. Bir kısmı ise havada benim için bedenlendi. Bir kısmı bulunduğumuz yerde bedenlendi. Bir kısmı da gökte bedenlendi. Bize bildirdi ve biz de ona bilgi bildirdik. Fakat hepimiz eşit olmadık. Çünkü ben her hakikatte sabitim. Onlar bekaya güç yetiremez. Onlar her bir şekilde suretlenir. Tıpkı suyun renginin kabın renginden olması gibi. Bu mısraları ölüm denilen bir eylemle dünya hayatında bedenlerinin birleşimini terk eden ruhların cesetlenmesi hakkında söyledim. Biz onlardan bir grup gördük. Bu grup peygamberler, melekler, sahabe ve diğer insanlardan, salih kimselerden cesetlenen kişilerdi. Onlar duyulur suretlerde cesetlenen anlamların suretlerinde bedenlenmişti. Mana ortaya çıktığında ve duyusal bir surette göründüğünde ise o beden suretinde bir ruh kendisini takip eder. Burada söz konusu olan her şey olabilir. Çünkü yönetici ruhlar özü gereği bedenleri arar. Bir cisim ya da ceset ortaya çıktığında ise ki maddi ya da manevi olabilir, her zaman bir ruh kendisine eşlik edebilir. Örnek olarak salih amelin yüzü güzel yaratılışı ve kokusu temiz bir genç suretinde ortaya çıkmasını verebiliriz. Seni dilediği her surette terkip eder.